Odada ışık artıyordu. Öteki beş yatakta karartılar sanki tasarlanmışçasına ölçülü biçimde kıpırdanıyor ve inliyordu. Odanın öteki ucunda tek bağıran hasta düzenli aralıklarla acıdan çok şaşkınlığı dışa vuran çığlıklar atıyordu. Sanki hastalar için bile başlangıçtaki korku artık azalmıştı. Şimdi hastalığı kabullenirken bir tür rıza gösteriyorlardı. Yalnız çocuk tüm gücüyle savaşıyordu. Arada sırada Rüyü onun nabzını tutuyordu. Aslında buna gerek yoktu. Daha çok içinde bulunduğu bu çaresizlikten kurtulmak içindi. Gözlerini kapayınca bu çırpınışın kendi kanının gümbürtüsüne karıştığını hissediyordu. O zaman işkence altındaki çocuklar bir oluyor ve saf olan tüm gücüyle ona destek olmaya çalışıyordu. Ancak yürekleri bir dakikalığına buluşsa da ayrı ayrı yatıyordu. Çocuğu elinden kaçırıyordu ve çabası boşluğa gömülüyordu o zaman çocuğun incecik bileğini bırakıyor ve yerine dönüyordu. Kireçle boyanmış duvarlarda ışık pembeden sarıya dönüyordu. Camın gerisinde sıcak bir sabah cayır cayır kendini duyurmaya başlıyordu. Grant'ın geri geleceğini söyleyerek ayrılması zor fark edildi. Hepsi bekliyordu. Hala gözleri kapalı olan çocuk biraz sakinleşiyor gibiydi. Elleri tırmık gibi yatağın kenarlarını hafifçe çiziyordu. Eller havaya kalktı, dizlerin yakınındaki battaniyeyi kazıdı ve birden çocuk bacaklarını büktü. Karnını çekti ve hareketsiz kaldı. İlk kez olarak gözlerini açtı ve önünde duran Riyu'ya baktı. Şimdi gri bir kile dökülmüş gibi duran yüzünün ortasında ağzı açıldı. Hemen ardından soluk sesinin de karıştığı tek ve kesintisiz bir çığlık yükseldi. Tek düze ve ahenksiz bir itiraz sesi Asız'ın odayı doldurdu. Çığlık öylesine insansı olmaktan uzaklaştı ki sanki tüm insanlardan geliyor gibiydi. Ryu dişlerini sıkıyordu. Taru arkasına döndü. Rambert yatağa dizleri üzerinde açık kalmış kitabını kapatan Kastel'in yanına yaklaştı. Panelo, hastalığın kirlettiği tüm çağlara ait o çığlıkla dolu şu çocuksu ağza baktı ve kendini bırakarak dizleri üzerine çöktü. Herkes onun biraz boğuk ama durmak bilmeyen o çoğul karışın gerisinde belirgin bir biçimde yükselen bir sesle ''Tanrım kurtar şu çocuğu'' demesini doğal karşıladı. Ama çocuk haykırmayı sürdürüyordu ve çevresindeki tüm hastalar kımıldandılar. Odanın öteki ucunda durmadan şaşkınlıkla bağıran hasta sızlanmasını hızlandırdı ve sonunda onu gerçek bir çığlığa dönüştürdü. O sırada öteki hastalar da giderek daha yüksek sesle inliyorlardı. Odayı bir hıçkırık dalgası kapladı. Panelo'nun duasını bastırdı. Yatağın ucuna yapışmış olan Rüyü, yorgunluk ve tiksintiden başı dönmüş halde gözlerini kapadı. Gözlerini açınca yanında Taru'yu buldu. ''Gitmem gerek.'' dedi Rüyü. ''Bunları artık dayanamıyorum.'' Ama birden öteki hastalar sustu. O zaman doktor çocuğun çığlığının hafiflediğini fark etti ve durdu. Etrafta öteki inlemeler sürüyordu ama daha sessiz biçimde ve henüz sona eren şu mücadelenin uzaktan gelen bir yankısı gibiydi. Çünkü mücadele sona ermişti artık. Kasel yatağın öteki tarafına geçmişti, artık bitti dedi. Ağzı açık ama artık ses çıkarmayan çocuk darmadağın olmuş örtülerin ortasında ansızın ufalmış gözünde gözyaşları izleriyle uzanıyordu. Panelo yatağa yaklaştı ve çocuğu kutsadı. Sonra eteklerini topladı ve ana girişten çıktı. Her şey yeniden mi başlanacak diye sordu Taru kasteli. Yaşlı doktor başını sallıyordu. Belki dedi zorlama bir gülümsemeyle. Her şeyden öte çok direndi. Ama Ryu odadan ayrılmıştı bile. Öyle hızlı adımlarda ve öyle bir tavırla çıkmıştı ki. Panelo'nun yanından geçerken rahip onu tutmak için kolunu uzattı. Haydi doktor dedi. Aynı öfkeli tavırla Rüyü döndü ve ona şu sözleri savurdu. Ah şu çocuk, en azından masumdu, bunu siz iyi bilirsiniz. Sonra arkasını döndü ve panelonun önünde kapıdan geçerek okulun avlusunun dibine doğru yürüdü. Ufak tozlu ağaçlar arasındaki bir bankın üzerine oturdu ve gözlerine inen teri sildi. Yüreğine ezen şu feci düğümü çözmek için daha haykırmak istiyordu. Sıcaklık incir ağaçlarının dalları arasına iniyordu sabahın mavi göğü havayı daha da boğucu kılan beyazımsı bir örtüyle kaplıyordu. Ryu bankın üzerinde kendini iyice bıraktı. Dallara, göğe bakıyor, azar azar yorgunluğunu bastırarak yavaş yavaş soluklanıyordu. ''Niye benimle böyle öfkeli konuştunuz?'' dedi arkasında bir ses. ''Benim için de bu görüntü dayanılmazdı.'' Ryu Panelo'ya doğru döndü. ''Doğru.'' dedi. ''Beni affedin ama yorgunluk bir delilik.'' İçimdeki isyandan hiçbir şey hissetmediğim saatler var bu kentte. Anlıyorum diye mırıldandı Panelu. Bu isyan ettiriyor çünkü bizim sınırımızı aşıyor ama belki de anlayamadığımız şeyleri de sevmeliyiz. Rio birden dikleşti, hissedebildiği tüm güç ve tutkuyla Panelu'ya bakıyor ve başını sallıyordu. Hayır peder dedi. Sevgi deyince başka bir şey anlıyorum ben. Ve ölünceye kadar çocukların işkenceden geçtiği şu yaradılışı reddedeceğim. Panelu'nun yüzünü bir gölge kapladı. "Ah doktor," dedi üzüntüyle. "Tanrının lütfu denilen şeyi şimdi anladım." Ama Rüyü yeniden kendini banka bırakmıştı. Yeniden onu saran yorgunluğun derininden gelen daha yumuşak bir sesle yanıtladı. "İşte bende bu yok, biliyorum. Ama bunu sizinle tartışamam." Bizi lanetlerin ve duaların ötesinde bir araya getiren bir şey uğruna çalışıyoruz. Yalnızca bu önemli. Panelo Ryu'nun yanına oturdu. Heyecanlı bir hali vardı. Evet dedi. Evet siz de insanın selameti için çalışıyorsunuz. Ryu gülümsemeye çalıştı. İnsanın selameti benim için fazla iddialı bir laf. O kadar uzağa gitmiyorum ben. Beni ilgilendiren onun sağlığı. Öncelikle sağlığı. Panelo duraksadı. Doktor dedi. ama durdu. Onun alnından da ter akmaya başlamıştı. Allah'a ısmarladık diye mırıldandı ve kalktığında gözleri parlıyordu. Tam gidecekken düşünmekte olan Ryu de kalktı ve ona doğru bir adım attı. Bir kez daha özür dilerim dedi. Bir daha böyle bir parlama olmayacak. Panelo elini uzattı ve üzüntüyle ama sizi inandıramadım. Ne fark eder dedi Ryu. Benim nefret ettiğim ölüm ve kötülük bunu iyi biliyorsunuz. Ve siz isteseniz de istemeseniz de bunlara katlanmak ve bunlarla savaşmak için birlikteyiz. Ryu Panelo'nun elini tutuyordu. Görüyor musunuz? dedi. Gözlerini kaçırarak. Tanrı bile şimdi bizi ayıramaz. Panelo sağlık kollarına katıldığından beri hastanelerden ve vebanın olduğu yerlerden ayrılmamıştı kurtarıcıların arasında kendine ait olduğunu düşündüğü yerde yani ilk sırada yer almıştı. Ölümlere tanık olmaktan geri kalmamıştı. Ve ilkece serumla korunmasına karşın kendi ölümüyle ilgili bir kuşku da ona yabancı değildi artık. Görünüşte dinginliğini hep korumuştu. Ama bir çocuğun ölümünü uzun uzadıya izlediği o günden sonra değişmiş gibiydi. Giderek artan bir gerilim yüzünden okunuyordu. Bir gün gülümseyerek Rüye, bir rahip bir doktora danışabilir mi konulu bir deneme üzerinde çalıştığını söylediğinde doktor Panilu'nun dediğinden daha ciddi bir şeyin söz konusu olduğu izlenimine kapılmıştı. Doktor bu çalışmayla ilgili bir şey öğrenmek için istekli davranınca Panelu ona ayinde bir vaaz vermesi gerektiğini ve bu fırsatla en azından görüşlerinden bazılarını sunabileceğini söyledi. Gelmenizi isterim doktor. Konu ilginizi çekecektir. Deli bir rüzgarın estiği bir gün rahip ikinci vaazını verdi. Doğruyu söylemek gerekirse dinleyici topluluğu ilk vaazı oranla daha azdı. Bunun nedeni de artık bu tür olayların yurttaşlarımızın gözünde bir yenilik olmaktan çıkması, çekiciliğini yitirmeseydi Kent'in geçirdiği bu güç dönemin koşullarında yenilik sözcüğü bile anlamını yitirmişti. Zaten insanların çoğu tümüyle dinsel görevlerini bırakmasa ya da bu görevleri iyice ahlaksız bir özel yaşamları rastlaştırmasa da sıradan dinsel edimlerin yerine pek mantığa uymayan boş inançları getirmişlerdi. Ayna gitmekten çok nazarlık ya da seyintirak muskalarını seve seve takıyorlardı. Buna bir örnek olarak yurttaşlarımızın aşırı biçimde kehanetlere başvurması verilebilir. Gerçekten de ilkbaharda her an hastalığın sona ermesini beklemişlerdi ve bir üçüncü kişiye salgının süresiyle ilgili kesin bilgiler sormak kimsenin aklına gelmiyordu. Çünkü herkes bunun son bulacağını inanmıştı. Ama günler geçtikçe bu uğursuzluğun gerçekten bir sonu olmamasından korkulmaya başlandı ve aynı anda tüm umutlar salgının bitmesine bağlandı. Böylece kahinlerden ya da katolik kilisesinin azizlerinden tevatür kehanetler ağızdan ağza dolaşır oldu. Kentteki basım evleri bu coşkudan sağlayabilecekleri yararı hemen gördüler ve e, çok sayıda elden ele dolaşan metinler yayımladılar. Halkın doymak bilmeyen merakını görünce kısacık tarihin sunabildiği bu türden tüm tanıklıklara ilgili olarak belediye kütüphanelerinde araştırmalara giriştiler ve bunları kente yaydılar. Tarihin elindeki kehanetler tükenince gazetecilere yenilerini ısmarladılar. Onların da en azından bu konuda geçmiş yüzyıllardaki meslektaşları kadar uzman oldukları anlaşıldı. Hatta bu kehanetlerden bazıları gazetelerde yazı dizisi olarak yayımlandı ve sağlık zamanında gazete sayfalarında karşılaştıkları aşk dizilerini okur gibi büyük bir iştahla bunları da okuyorlardı. Burada kestirilen sonuçların bazıları tuhaf hesaplara dayanıyordu paraların üzerindeki yıl sayısı, ölü sayısı ve vebanın egemenliğinde geçirilen aylar işin içine giriyordu. Başkaları tarihteki büyük vebalarla bir karşılaştırma yapıyor, benzerlikler ortaya koyuyor. Kehanetlerde bunları değişmezler deniyordu ve daha az tuhaf olmayan hesaplarla şimdiki olaya ilişkin öğretiler elde etmeye çalışıyorlardı akın en çok takdir ettiği kehanetler kuşkusuz kıyameti anlatan bir dille kenti böyle bir sınavdan geçirebilecek ve her tür yorumu açık bir karmaşıklık içerebilecek bir olaylar dizisini haber veren kehanetlerdi. Sadece Nostradamus ve Saint Odile her gün başvuruluyor ve karşılığı alınıyordu. Zaten tüm kehanetlerin ortak yanı olarak beliren şey sonuçta bunların rahatlatıcı olmasıydı. Yalnızca vebaydı rahatlatmayan. İşte bu boş inançlar yurttaşlarımızda dinin yerini tutuyordu ve bu nedenle panelunun vaazı ancak dörtte üçü dolmuş bir kilisede yapıldı. Vaz akşamı Rüyü geldiğinde yaylı giriş kapısından içeri ince ince süzülen rüzgar dinleyenler arasından rahat rahat geziniyordu. İşte böyle soğuk ve sessiz bir kilisede tümüyle erkeklerden oluşmuş bir topluluğun ortasında Rüyü kendine bir yer buldu ve rahibin kürsüye çıkışını izledi. Rahip ilk vaaza oranla daha yumuşak ve daha düşünceli bir ses tonuyla konuşmuştu. Ayine katılanlar sık sık onun duraksadığını fark ettiler. İşin daha da ilginç yanı artık siz değil biz diyordu. Yine de sesi yavaş yavaş yükseldi. Bize aylardır vebanın aramızda olduğunu anımsattı ve soframıza ya da sevdiklerimizin başucuna defalarca oturmuş olduğundan, yanı başımızda yürüdüğünden ve iş dönüşünde yolumuzu gözlediğinden şimdi onu daha iyi tanıyorduk. İlk şaşkınlığın etkisiyle daha önce belki de iyi dinlemediğimiz ama onun bakıp usanmadan bize söylediği şeyi şimdi daha iyi kavrayabilirdik. Aynı yerde Rahip Panelo'nun vaazında söylediği şey böylece doğru olarak beliriyordu. En azından o buna inanıyordu. Ancak belki de hepimizin başına geldiği gibi bunu Tanrı sevgisi olmadan düşünmüş ve dile getirmişti. Şimdi buna pişmandı. Öte yandan gerçek olan her şeyde unutulmayacak bir yan olmasıydı. En güç sınama bile bir Hristiyan için yarar demekti. Ve işte o Hristiyan'ın araması gereken kendi yararına olandı o yararın nasıl bir şey olduğu ve onun nasıl bulunacağıydı. O sırada Ryu'nun çevresindeki insanlar sıraların dirsek koyma yerleri arasında kımıldanarak olabildiğince rahat edecek biçimde yerlerine yerleştiler. Girişteki kumaş kaplı kapılardan biri hafif hafif çarpıyordu. Birisi onu tutmak için yerinden kalktı. Bu kımıldanmalarla dikkati dağılan Ryu yeniden söze başlayan Panelo'yu zor duyuyordu. Vebanın sahnelendiği bu gösteriye kendi başına bir açıklama bulmak yerine bundan öğrenebilecek şeyleri öğrenmeye çalışmak gerektiğini söylüyordu. Ryu rahibe göre açıklanacak hiçbir şey olmadığını az çok sezinledi. Panelo güçlü bir biçimde Tanrı açısından açıklanabilecek şeyler olduğunu ama bazı şeylerin açıklanamayacağını söylediğinde Ryu dikkat kesildi. İyilik ve kötülük kuşkusuz vardı ve genelde onları birbirinden ayıran şeyler kolayca açıklanırdı. Ama sorun kötülükle başlıyordu. Örneğin görünüşte gerekli olan kötülük ve görünüşte gereksiz olan kötülük vardı. Cehenneme düşmüş doncağın vardı ve bir çocuğun ölümü vardı. Çapkının cezaya çarptırılması ne kadar adilse çocuğun acısını anlamak o kadar zordu. Ve gerçekte yeryüzünde bir çocuğun acısından, o acının beraberinde getirdiği nefretten ve bunu açıklamak için aranacak nedenlerden daha önemli hiçbir şey yoktu. Yaşamın geri kalan bölümünde Tanrı bizim için her şeyi kolaylaştırıyordu ve o ana kadar dinin takdir edilecek bir yanı yoktu. Oysa şimdi Tanrı bizi duvarın dibine koyuyordu. Böylece veba'nın duvarları dibindeydik ve onların ölümcül gölgesinde bizim yararımıza olanı bulmamız gerekiyordu. Rahip Panelo kendisinin duvara tırmanmasını sağlayacak kolaylıkları bile reddediyordu. Çocuğu bekleyen güzelliklerin sonsuzluğu onun acısını telafi edecektir demek onun için kolay olurdu. Ama gerçekte bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Bir keyfin sonsuzluğunun insan acısını bir an telafi edebileceğini kim ileri sürebilirdi? Bu bir Hristiyan olamazdı. Kollarında, bacaklarında ve ruhunda acıyı tanımış bir efendisi olan bir Hristiyan olamazdı bu kesinlikle. Hayır, çarmıhın simgelediği bu parçalanışa sadık olarak ve bir çocuğun acısıyla yüz yüze kalarak rahip duvarın dibinden ayrılmayacaktı. Ve kendisini o gün dinleyenlere hiç korkmadan şöyle diyecekti. Kardeşlerim, o an geldi. Ya her şeye inanmalı ya da her şeyi yatsımalı. Aranızda kim her şeyi yatsımayı göze alabilir? Ryu rahibin sözü dinsizliğe getirdiğini bir anda fark etti. O ise bu buyruğun, bu isteğin Hristiyanların yararına olacağını belirtmek için büyük bir kuvvetle sözünü sürdürüyordu. Bu aynı zamanda Hristiyanların erdemiydi de. Rahip birazdan sözüne edeceği erdemin fazlasının daha hoşgörülü ve daha klasik bir ahlak anlayışına alışmış bazı kişileri şaşkınlığa düşüreceğini biliyordu. Ama veba sırasındaki din anlayışı her zamanki din anlayışıyla bir olamazdı. Tanrı mutlu zamanlarda ruhun huzur içinde ve neşeli olmasını kabul etse de, hatta bunu arzu etse bile, mutsuzluğun en ileri noktasında ruhun da ılımlılıktan uzaklaşmasını isteyebilirdi. Bugün tanrının yarattığı insanlara bir iyilikte bulunup onları öyle bir mutsuzluk içine itmişti ki insanlar en büyük erdem olan ya her şey ya da hiç ilkesini yeniden keşfetmek ve üstlenmek zorundaydılar. Hadi be. Geçen yüzyıldan inançsız bir yazar günahlardan arınma yeri diye bir şey olmadığını söyleyerek Hristiyan kilisesinin sırrını açıkladığını ileri sürmüştü. Böyle bir şeyi söylerken cennet ve cehennem dışında ara bir yer olmadığını ve insanın kendi seçimine göre kurtuluşu ya da laneti bulacağını anlatmak istiyordum. Panelo'ya bakılırsa bu ancak dinsiz bir ruhun içinde filizlenecek türden bir dinden sapmaydı. Çünkü günahlardan arınılan bir yer vardı ama kuşkusuz bu yere çok fazla umut bağlanmaması gereken bazı dönemler olmuştu bağışlanabilir türden hafif günahlardan söz bile edilemeyeceği bazı dönemler olmuştu. Her günah ölümcüldü ve her kayıtsızlık suçtu. Ya her şeydi ya da hiç. Panelo durdu ve o sırada Ryu kapının altından dışarıda şiddetini arttırmakta olduğu anlaşılan rüzgarın inleyen sesini daha iyi duydu. Tam o sırada rahip sözünü ettiği her şeyi kabullenme erdeminin her zaman ona yüklediğimiz dar anlamda anlatılmayacağını, sıradan bir boyun eğişin hatta zor gelen bir alçak gönüllülüğün söz konusu olmadığını söylüyordu. Alçak gönüllülüğün de rızasıyla onurun kırılması söz konusuydu. Kuşkusuz bir çocuğun acısı ruh içinde, yürek içinde onur kırıcı bir şeydi. Ama bu nedenle bunu yaşamak, bu nedenle bunu istemek gerekliydi. Panelo söyleyeceği şeyin kolay olmadığı konusunda dinleyicilere güvence verdi. Bunu istemek gerekiyordu. Çünkü Tanrı bunu istiyordu. İşte böylece yalnız Hristiyan hiçbir şeyden kaçınmayacak ve tüm çıkış yolları kapalıyken bile temel seçim hakkını sonuna kadar kullanacaktı. Her şeyi yatsıma durumuna düşmemek için her şeye inanmayı yeğleyecekti. Vücutta dolaşan şişliklerin enfeksiyonu doğal yoldan dışarı atma biçimi olduğunu öğrenen kadıncağızların şu sıralar kiliselere gelip Tanrım ona şişlikler nasip et demeleri gibi Hristiyan da anlaşılmaz bile olsa Tanrı'nın isteğine boyun eğmeyi öğrenecekti. Şunu anlıyorum ama bu kabul edilemez denilebilirdi. İşte bizim seçimimizi yapabilmemiz için de bizi sunulmuş bu kabul edilemeyen şeyin tam içine dalmak gerekiyordu. Çocukların acısı bizim acı ekmeğimizdi. Ama bu ekmek olmaksızın ruhumuz kendi ruhsal açlığının içinde ölüp gidecekti. Bu sırada genelde panelonun sözüne ara vermesiyle başlayan sessiz kıpırdanışlar yeniden duyulmaya başlanmıştı ki vaiz ansızın sonuçta nasıl bir tavır almak gerektiğini deneyicilerin yerine soruyormuş gibi yaparak güçlü bir biçimde yeniden söze başladı. Kuşku duyduğu bir şey vardı. O korkunç yazgısallık sözcüğünü kullanacaklardı. Eh o da eğer etkin sıfatında da eklerlerse bu terim karşısında geri çekilmeyecekti. Kuşkusuz sözünü ettiği Habeşistan Hristiyanlarına öykünmemek gerekiyordu. Hristiyan, sağlık kuvvetlerinin üzerlerine eski püskü giysilerini atan, bir yandan da Tanrı tarafından yollanan kötülükle savaşmak isteyen bu kafirlere veba bulaşması için dualar eden şu vebalı İranlılar gibi davranmayı akla bile getirmemek gerekiyordu. Ama bunun tersine geçen yüzyıllardaki salgınlarda Kudas ayinini yaparken sıcak ve nemli ağızlara enfeksiyon sinmiştir diye el değirmemek için maşayla kutsal ekmeği tutan kahirelik keşişlere de öykünmemek gerekiyordu. Hem İranlı vebalılar hem de keşişler günah işliyorlardı. Çünkü İranlılar için bir çocuğun acısının önemi yoktu. Keşişler içinse tersine acıdan son derece insana özgü kaygılarla korkmak her şeyden üstündü. İki durumda da sorun bir kenara itilmişti. Hepsi Tanrı'nın sesine kulaklarına takamıştı. ama Panelo'nun anımsatmak istediği başka örnekler de vardı. Büyük ve vebasının Vakanovisi'ne göre Mersi'deki manastırda yaşayan 81 dindardan yalnızca 4'ü sağlam kalmıştı ve bu dördünün 3'ü kaçmıştı. Vakanovisler böyle diyordu ve daha fazlasını söylemek onların görevini aşıyordu. Ama Panelo'nun bunu okurken 77 ceset ve özellikle üç din kardeşinin örneğine karşın yalnız kalan dindar aklından çıkmıyordu. Ve rahip kürsüsünün kenarına yumruğuyla vurarak haykırdı. Kardeşlerim, kalan kişi biz olmalıyız. Önlemlere, bir felaketin dağınıklığına, toplumun getirdiği zekice düzenlemelere karşı çıkmamak gerekliydi. Diş çöküp her şeyi terk etmek gerektiğini söyleyen şu ahlakçılara kulak asmamak gerekiyordu karanlığın içinde biraz da körlemesine ileriye doğru yürümeye başlamak ve iyilik etmeye çalışmak gerekiyordu yalnızca. Bunun dışında sakin olmak ve kişisel bir yardım aramadan çocuk ölümlerinde bile Tanrı'ya güvenmek gerekiyordu. Sözün burasında Rahip Panelu, Marsilya vebasında adı geçen ünlü Sima, Piskopos Belzunki'yi andı. Salgının sonuna doğru gereken her şeyi yapmış olan psikopos artık hiçbir çare kalmadığını görünce yiyeceklerle birlikte evine kapanmış, evin çevresine duvar ördürmüştü. Onu yüceltmek olan kentliler ancak çok büyük acılarla rastlayabileceğimiz türden bir dönüş yaparak ona öfkelenmişler ve enfeksiyon bulaştırmak için evinin çevresini cesetlerle çevirmişler. Hatta ölmesini kesinleştirmek için duvarların üzerinden cesetler atmışlardı. Böylece Piskopos son bir zayıflıkla kendisini ölümün dünyasından uzak tutacağını sanmıştı. Ancak ölüler gökten başına düşüyordu. İşte vebada bir ada olmayacağını inanmamız gerekirken bizler de böyle yapıyoruz. Hayır, orta nokta yoktu. Bu utanç verici durumu kabullenmek gerekiyordu. Çünkü Tanrı'dan nefret etmek ve onu sevmek arasında seçim yapmamamız gerekiyordu. Peki kim Tanrı nefretini seçmeyi göze alabilirdi? Kardeşlerim, dedi paneli sonuca geldiğini bildirerek. Tanrı sevgisi zor bir sevgidir. İnsanın kendinden vazgeçmesini ve kendini hor görmesini gerektirir. Ama yalnızca o çocukların acısını ve ölümünü silebilir. Yalnızca o bu acıyı gerekli kılabilir. Çünkü bunu anlamak olanaksızdır ve insan böyle bir şeyi tabii ki ister. İşte sizinle paylaşmak istediğim zor ders bu. İşte insanların gözünde zalim Tanrı'nın gözünde kesin olan imana yaklaşmamız gerek. Bu korkunç imge karşısında hepimiz eşit bir noktaya gelmeliyiz. O doruğun tepesinde her şey birbirine karışacak ve eşitlenecek. Görünüşteki adaletsizlikten doğruluk fışkıracak. Fransa'nın güneyindeki birçok kilisede vebalılar korunun bulunduğu yerdeki taş döşemelerin altında yüzyıllardır uyuyor ve papazlar onların mezarlarının üzerinde konuşuyor ve yaydıkları düşünce çocukların da katkıda bulunduğu şu küllerden fışkırıyor. Rio dışarı çıktığında aralık kapıdan sert bir rüzgar içeriye doldurdu ve dindarların yüzüne çarptı. Kilisenin içine bir yağmur kokusu, ıslak kaldırım kokusu getiriyor, onlar da dışarı çıkmadan kentin nasıl olduğunu tahmin ediyorlardı. Doktor Rio'nun önünden çıkmakta olan yaşlı bir rahiple genç bir papaz çömezi o anda şapkalarını zor tuttular daha yaşlı olan yine de vaizi yorumlamaktan geri kalmadı. Panelunun hitabetinden övgüyle söz ediyor ama rahibin sergilediği düşüncelerdeki cüretten endişe duyuyordu. Bu vaizin güçlü olmaktan çok endişe sergilediğini düşünüyordu ve Panelu yaşında bir rahibin endişe duymaya hakkı yoktu. Rüzgardan korunmak için başını eğen papaz çömezi, rahibe sık sık gittiğini, onun geçirdiği değişimin farkında olduğunu, sözlerinin daha da cüretli olabileceğini ve kuşkusuz yayım için basılma izni alamayacağını belirtti. Nedir düşündü, dedi yaşlı rahip. Kilisenin önüne gelmişlerdi. Rüzgar uğuldayarak ve genç olanın sözünü keserek onları sarmalıyordu. Konuşabilecek duruma geldiğinde yalnızca şunu söyledi. Bir rahip bir doktora danışırsa çelişki olur. Taru, Panelo'nun sözlerini aktaran rüye savaş sırasında gözleri oyulmuş bir gencin yüzünü görünce inancını yitirmiş bir rahip tanıdığını söyledi. "Panelo haklı," dedi Taru. "Masumiyetin gözleri oyulunca Hristiyan ya inancını yitirmeli ya da gözleri oyulmalı. Panelo inancını yitirmek istemiyor. Sonuna kadar gidecek," söylemek istediği bu. Taru'nun bu gözlemi Panelu'nun tavrının çevresindekilere anlaşılmaz geldi. bundan sonraki talihsiz olayları açıklamak için yeterli mi? Bu konu değerlendirilecektir. Bazen birkaç gün sonra Panelu taşınma işiyle uğraştım. Hastalığın gelişmesine neden olduğu taşınmaların yoğunlaştığı dönemdi. Tarun'un otelinden ayrılıp rüyaya taşınması gibi rahipte bağlı olduğu tarikatın kendisini yerleştirdiği daireden ayrılıp kilisenin müdavimlerinden ve henüz vebaya yakalanmamış yaşlı bir hanımın evine taşındı. Taşınma sırasında rahip yorgunluğunun ve kaygısının arttığını hissetti ve böylece ona evini açan hanımın gözünde saygısını yitirdi. Çünkü hanım ona Saint Odile'in kehanetlerini büyük bir coşkuyla anlatırken rahip kuşkusuz bıkkınlıktan hafif bir sabırsızlık göstermişti. Sonradan yaşlı kadının en azından iyilikle karışık yansız bir tavır göstermesi için ne kadar çaba harcadıysa da başarıya ulaşamamıştı. Kötü izlenim uyandırmıştı ve her akşam ağzına kadar tığ işi dantellerle dolu odasına dönmeden salonda oturan ev sahibesinin sırtını seyretmek zorunda kalıyor. Aynı zamanda da yüzünü bile çevirmeden kuru kuruya söylenmiş bir iyi akşamlar pederi bir hatıra eşyası gibi odasına götürüyordu. İşte böyle bir akşam kafası kazan gibi Tam yatarken günlerdir içinde birikmekte olan bir ateşin zincirden boşanmış dalgalarının bileklerine ve şakaklarına aktığını hissetti. Bundan sonra olanlar ancak ev sahibesinin anlattıkları aracılığıyla öğrenilebildi. Sabah yaşlı hanım her zamanki alışkanlığıyla erken kalkmıştı. Bir süre sonra rahibin odasından çıkmamasına şaşırarak epey duraksamadan sonra kapısını tıklatmaya karar vermişti. Uykusuz bir gecenin ardından onu hala yatarken bulmuştu bir baskıyla sıkışmıştı ve yüzü her zamankinden daha da kırmızı gibiydi. Kendi dediğine göre yaşlı hanım ona nazikçe bir doktor çağırmayı önermişti ama ona üzücü gelen bir sertlikle önerisi geri çevrilmişti. Oradan çekilmekten başka bir şey yapamamıştı. Bir süre sonra rahip zili çalmış ve onu yanına çağırmıştı. Bu anlık parlamadan dolayı özür dilemiş ve onu vebanın söz konusu olamayacağını, kendisinde hastalıkla ilgili hiçbir belirti olmadığını ve bunun geçici bir yorgunluk olduğunu söylemişti. Yaşlı hanım onu yanıtlarken öneğisinin bu türden bir kaygıdan kaynaklanmadığını, Tanrı'nın elinde olan kendi güvenliğini düşünmediğini, kendisini bir parça sorumlu hissettiği rahibin sağlığından başka bir şey düşünmediğini onurlu bir biçimde dile getirmişti. Ama rahip başka bir şey söylemediğinden ev sahibesinin dediğine bakılırsa görevine eksiksiz yerine getirmek arzusuyla yeniden ona doktorunu çağırmayı önermişti. Rahip yaşlı hanıma çok karmaşık gelen açıklamalarla öneriyi yine geri çevirmişti. Yaşlı hanım yalnızca anladığını sanıyordu ama rahibin ilkelerine uymadığından konsültasyonu reddetmesi ona anlaşılmaz geliyordu kiracısının aklını ateşin karıştırdığı sonucuna varmıştı ve ona bitki çayı getirmekle yetinmişti. Yaşlı kadın durumundan ileri gelen zorunlulukları tamı tamına yerine getirmeye kararlı hastayı iki saatte bir düzenli olarak yoklamıştı. Onu en çok çarpan şey rahibin bütün günü çırpınarak geçirmesiydi. Örtüleri bir atıyor, bir kendine çekiyor. Eline sürekli ıslak alnında gezdiriyor. Boğuk, kısık ve nezleli bir sesle içinden sökülürcesine gelen bir öksürüğü atmak için doğruluyordu. Sanki onun soluğunu kesen pamuk parçalarını boğazının dibinden kazıyıp atmanın olanaksızlığı içindeymiş gibiydi. Bu krizlerin sonunda bitkinliğin tüm belirtileriyle kendini geriye doğru bırakıyordu son olarak bir daha hafifçe doğruluyor ve kısa bir süre önceki bütün o çırpınmadan daha ateşli bir biçimde gözlerini önüne dikiyordu. Ama yaşlı kadın bir doktor çağırmak ve hastanın isteğine karşı çıkıp çıkmamakta duraksıyordu. Ne kadar heyecan verici gibi gelse de basit bir ateş nöbeti olabilirdi bu. Yine de öğleden sonra yaşlı hanım rahiple konuşmaya çalıştı ve yanıt olarak birkaç karmaşık sözden başka bir şey elde edemedi. Önerisini yineledi. Ama o sırada rahip kalktı ve neredeyse boğulurcasına bir doktor istemediğini açıkça söyledi.